renkleri tara. Tüm kareleri rastgele renkleriyle boyadıktan sonra her bir kareyi tek tek kontrol ederek mavi renk olanların koordinatlarını ekrana yazdıran algoritma. Mavi renk olmayan kareleri ise siyah renkle boyuyor. Çalıştıralım algoritmayı. Önce hepsini farklı renklerde boyadı. Sonra taramaya başladı. Mavi olmayan renkleri siyah renkle boyadı. Mavi olanları bıraktı. Ve mavi olanların koordinatlarını ekrana sırayla bulduğu sırada yazdırdı. Toplamda 29 tane mavi kare bulmuş. Nasıl yaptı bunu? Önce 16'ya 16 bir alan oluşturmuş. Bir sonraki satırda iki kat büyük göstermesini istiyor alanı. Daha iyi görebilmek için. Bir döngü var. Y değişkeni birden 16'ya kadar tekrar ediyor. O döngünün içerisinde bir döngü daha var. Orada da X değişkeni birden 16'ya kadar tekrar ediyor. İç içe olduğu için Y değişkeninin her tekrarında, yani Y 1 iken ikinci döngü X değişkeni 1'den 16'ya kadar tekrar edecektir. Bu iki döngünün içinde kare boya X iç döngünün değişkeni ve Y dış döngünün değişkeni ve üçüncü parametre kare boyada renk parametresidir. Genel kullanımda biz kare boya rengi metin olarak veriyoruz. Ama fonksiyonun bir başka özelliği de o metnin karşılığı gelen numara, rengin numarasını da vererek kullanabiliriz. 2 yazarsak bu kırmızı renkle boyanmasını istediğimiz anlamına geliyor. Burada da sayı olarak kullanılmış. 1'den 10'a kadar rastgele bir sayı üretiyor. Ve artı 1, yani 2'den 11'e kadar bir sayı üretiyor. Ve buraya o sayıyı yazıyor. Bu iki döngü 16'ya 16 olan bu alandaki her bir karenin konumunun koordinat sayılarını üretiyor. Ve bu komutta o her bir kareyi rastgele bir renk ile boyuyor. Şimdi bu bilgiden sonra algoritmamızı tekrar çalıştıralım ve o algoritmanın yaptığı işi görelim. Önce her bir kare farklı renkleriyle boyandı. Daha sonra bir değişken tanımlanmış. Toplam mavi kare ve içeriği 0 şu anda. Bundan da sonra bir döngü değişkeni Y 1'den 16'ya kadar tekrar ediyor ve içinde bir döngü daha değişkeni X
1'den 16'ya kadar tekrar ediyor. Bu yukarıdaki ile aynı şekilde kullanılmış. Bu yukarıdaki komut iki döngü iç içe olduğu zaman ne yapıyordu? 16'ya 16 karedeki her bir karenin koordinatlarının sayılarını üretiyordu. Burada da yine her bir karenin koordinatlarının sayıları üretilmiş ve bu iki döngünün içerisine bir koşullu ifade yerleştirilmiş. O koşullu ifadede üretilen bu sayıların, yani her bir karenin ne renk olduğunu sorguluyor. Ve eğer mavi ise bu süslü parantezin içerisindeki kod çalışıyor. Eğer bu süslü parantez içindeki kod çalıştıysa, demek ki bu X ve Y koordinatındaki kare mavi renk. Burada da ekrana yazdırma komutu kullanılmış. Bu mavi renk olduğu için onun konumunu metin X artı X değişkeninin içeriği artı metin olarak Y artı Y değişkenin içeriğini ekrana yazdırıyor. Ve ikinci satırda toplam mavi kare ismindeki değişkenin içeriğini de bir arttırıyor. Çünkü bir mavi kare bulmuş ve bunu toplam mavi karelerin sayısını bilmek için tanımlamıştı ve bunu bir arttırıyor. Bir mavi kare bulduğunda bir, ikinci, üçüncüyü bulduğunda iki, üç. Bu değişken bize toplamda kaç tane mavi kare olduğunu bilgisini verecek. Algoritmanın tamamlandıktan sonra, bütün kareler tarandıktan sonra. Eğer bu bir mavi kare değilse, else'den sonraki süslü parantezde kare boya bu X ve Y koordinatındaki kare siyah renk ile boyanıyor. Yani mavi olmayan herhangi bir renkse o siyah renge boyanıyor. Koşullu ifade sonlanıyor. Birinci döngü ve üstteki döngü sonlanıyor. İki döngü. Bu döngülerden çıktıktan sonra bütün alan taranmış oluyor ve artık toplam kare sayısını ekrana yazdırabiliyoruz. Çünkü tamamı tarandı ve elimizde toplamda kaç tane mavi kare olduğunu, toplam mavi kare değişkeninin içeriğinden biliyoruz. Ve bu kare sağ üst köşeye yazdırılıyor. Toplamda kaç tane mavi kare bulundu? Bir daha çalıştıralım. En sonda da 31 tane mavi kare bulmuş ve her birinin konumlarını tek tek ekrana yazdırmış.